Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalların ardından Hollanda'nın Türkiye'den ve Türk halkından özür dilemesini istediklerini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca bu özrün yazılı olması gerektiğini dile getirdi. Fransa'nın Metz kentinde Türk halkıyla buluşan Çavuşoğlu, Hollanda'nın faşizmin başkenti olduğunu söyledi. Demokrasinin başkenti olan Hollanda var ya, tırnak içinde söylüyorum. Faşizmin başkenti olan Hollanda'da... Hollanda güvenlik güçleri cumartesi gecesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya'ya destek vermek için Rotterdam'a giden Türk vatandaşlarını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediklerini dile getiren Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise özür dilemeyeceklerini söyledi. Bazı Türk siyasetçiler Hollanda'nın nazizm ve faşizmle ilişkisinden bahsediyorlar. Rotterdam Belediye Başkanı'nın da dün söylediği gibi bu ülke 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandı. Bu tarz konuşmalar kesinlikle kabul edilemez. Kesinlikle özür dilemeyeceğiz. Yaptıklarından dolayı onlar özür dilemeliler. Onlar... Şehadet dedi. Kocaeli'de halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Hollanda'da yaşanan skandalın hesabının mutlaka sorulacağını ve bu ülkenin bedel ödeyeceğini söyledi. Hollanda Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil, bir muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Yıllarca Türkiye'ye insan hakları, hukuk, demokrasi nutukları çekenlerin kendilerinin aslında bu değerlerden ne kadar uzak olduğunu tüm dünya gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şimdi yaptıkları terbiyesizliğe kılıflar uydurmaya çalışıyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, mızrak çuvala sığmaz, yapılan işin adı skandaldır. Hollanda bu terbiyesizliğin bedelini mutlaka ödeyecektir dedi.